Rengarenk ve desenli maskelerin yapımında kullanılan bazı maddelerin alerjik reaksiyona sebep olabileceğini söyleyen uzmanlar, vatandaşları maske kullanımı konusunda uyardı. Renkli ve desenli maskelerin alerjik reaksiyona yol açabileceğini belirten doktorlar, anafilaksi denilen yani alerjik şok durumundaysa ölümle sonuçlanabilecek vakaların ortaya çıkma riskinin bulunduğuna dikkat çekti. Maskelerin alerjik sorunlara sebep olabildiğini belirten Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz anabilim dalı öğretim görevlisi Doktor Kübra Topal, maskelerde alerji gelişiminin nasıl olduğunu anlattı. Bu normal klasik kullandığımız cerrahi maskelerimiz. Bir de bu N95'lerimiz. Koruyuculuğu daha fazla olan maskelerimiz var. Tabii bir de halkımızın normalde kullanabileceği yıkanabilir maskelerimiz var. Bütün bu maske türlerine karşı alerji gelişebilir. Bunların içerdiği kimyasal maddelere bağlı. Özellikle duyarlılığı olan kişilerde alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz. Dediğim gibi daha çok kızarıklık, kaşıntı, döküntü tarzında şeyler görürüz. Bazen bu maskenin ipinin kulağımıza geçirdiğimiz, yine kulakta temas ettiği bölgelerde de yine aynı şekilde alerji görüp döküntü görebiliriz. Doktor Topal, maskeden kaynaklı gelişen alerjik şok durumuna da dikkatleri çekti. Dikkatli olmamız gereken şey, solunum bulgularıyla beraber beraberlik gösterip göstermediği. Eğer bir hırıltılı solunum, nefes almada güçlük, dilde, boğazda, şişme hissi, yutkunmakta güçlük tarzı böyle solunum semptomlarını da içeren şikayetlerimiz varsa muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna gitmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bizim alerjide en çok tedirgin olduğumuz nokta aniden solunum durmasına sebep olabilecek anafilaksi durumu. Alerjiyi ortadan kaldırmanın herhangi bir yöntemi olmadığına dikkat çeken Topal, alerjiye karşı alınacak önlemleri aktardı. Eğer bu şekilde cerrahi maskeleri alerjimiz varsa bu cerrahi maskeden önce kişi bir pamuklu kendi evinde hazırladığı pamuklu bir maskeyi bu cerrahi maskenin altından takabilir. Yıkanabilen kumaş maskelerin geliştirdiği alerjiler daha çok maskede kalan deterjan kalıntılarına bağlı gelişebilir. Bunun da yıkandıktan sonra güzelce durulanması, tamamen o deterjandan ve de kimyasallardan arındırılması alerjiyi önleyebilir. Maskenin virüse karşı %90 koruyuculuğunun bulunduğunu ifade eden Topal, maske takmaya mutlaka özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Maskemizi takmadan virüsten korunmamız mümkün değil. Hani maskenin %90 bir koruyuculuğu var. Belki olduğumuz aşıların bile bu kadar koruyuculuğu yok. O yüzden yani maskemizi takmaya özen göstereceğiz. Alerjik reaksiyonlarda da önerilerimize dikkat edeceğiz.